Evet, şimdi hafta sonundan başlayan hararetli tartışma, yapılan atama, Merkez Bankası Başkanlığı'na Ağbal'ın görevden alınması, yerine yeni başkanın atanmış olması hafta sonunun en çok tartışılan konusuydu. Ve merakla bekleniyordu hafta sonunda, haftanın ilk günü, ilk işlem gününde piyasalar bu gelişmeye nasıl bir tepki verecek? Doların hafta sonundan itibaren, özellikle sabah saatlerinden itibaren Asya piyasalarında fiyatlanması oldukça yüksek olarak görüldü. Küçük bir oranda yükseltiler söz konusuydu ama onun yansımasının ciddi olacağını görmüştük. 8.47'ye kadar yükseldi dolar TL. Borsa %6,5'luk bir düşüşle başladı. 9.95'lik bir düşüşle günü kapattı. Ama dolar TL tarafında ise 8'in altını görmüş durumdayız. Şimdi öncelikle bu değişimi ve yeni gelen başkanın açıklamaları, Hazine Bakanı'nın açıklamalarını birlikte değerlendirelim isterseniz. Konuğumuz Thales Eğitim Hizmetleri kurucu ortağı Erda Gerçek. Erda Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, ilginç bir hafta sonu geçirdik ve piyasanın ilk gününde tepkileri gördük. Yeni başkanın açıklamalarıyla başlayalım isterseniz. Arkasından Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın açıklamaları geldi. Liberal kambiyo sisteminden, serbest piyasadan vazgeçmeyeceklerini özellikle vurguladı. Enflasyon vurgusu her iki kişiden de, kurumun başından açıklamalar geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu değişimi ve sonrasındaki açıklamayı? Bir kısmını zaten daha önce program başında siz de açıkladınız. Böyle durumlarda, kriz yönetimi durumlarında Türkiye çok iyidir. Ama algısal anlamda, yani yatırımcının algısı anlamında ne söyleyeceğiniz de biraz dikkat etmek lazım. Şimdi mesela liberal politikalara devam edeceğiz dediğiniz zaman bu karşı taraftan şöyle anlaşılabilir. Acaba orada bir sapma mı, bir risk mi vardı, risk bir unsuru mu var diye düşünülebilir. Onun için gerçekten çok zor bir süreç yönetmesi. Biraz önce benden sonra galiba irrasyonel yatırım konuşulacak diye. Evet, Tahsin Aygün geçen hafta konuşacaktık. Kesildi, yarıda bırakmak zorunda, canlı yayın girdi. Tahsin Aygün'le Zürih'ten konuşacağız. Evet. Eminim bunları da konuşursunuz. Şimdi bu reaksiyon rasyonel mi, irrasyonel mi diye düşündünüz ama şöyle bize aslında bununla ilgili çok güzel teoriler var, pratikleri var, uygulanması. Şöyle söyleniyor. Diyor ki yatırımcılar çıkan haberin ne demek olduğunu bilmedikleri zaman en kötü versiyonunu yansıtıyorlar. Bu en kötü versiyonu da herhalde bugün gördüğümüz versiyona çok yakın. Ve özellikle böyle ortamlarda kaldıraç da olursa, böyle durumlarda işte bunun en kötü örneği 2007-2008 krizidir. Kaldıraç da olduğu zaman çıkan haberi nasıl fiyatlayacağımızı bilmiyoruz. Bir de kaldıraçlı pozisyonlarımız var diye baktığımız zaman bu şekilde reaksiyonlar görüyoruz. Bizim de eminim siz bu konuda benden daha da şeylisinizdir. Yakından izliyorsunuzdur. Ben o kadar günlük girişleri çıkışları izlediğim bir piyasa değil. Ama şöyle baktığımız zaman hareket bir içeride bir kredili, kaldıraçlı pozisyonların olmuş olabileceğini de gösteriyor. Dediğim gibi ben bir trader değilim, ben yatırımcıyım. Böyle zamanları genelde ben alım fırsatı olarak görürüm. Fakat çok kullandığımız yine bir jargon vardır. Kimse düşen bıçağı tutmak istemez diye. O yüzden bugün o uzun vadeli yatırımcıların da piyasada alış tarafında olmadıklarını düşünüyorum. Onun için piyasada buna benzer bir hikaye çıktı. Yarın ise inşallah daha olumlu bir günle karşı karşıya geliriz. Yine baştan söylediğimi tekrarlamak isterim. Çok kriz dönemi çok zor bir dönemdir. Buna benzer piyasalardaki hareketler. Krizin içerisinde olduğumuz değil, piyasadaki durumu düşünerek söylüyorum. Bu durumları yönetmek çok zordur. O yüzden özellikle Türkiye gibi hep şunu altını çiziyoruz. Genelde çok eleştirisel davranılıyor ama ben de yani global piyasalara uzun zaman bakmış bir insan olarak, gelişmekte olan ülkelere bakmış bir insan olarak hep şunu söylüyorum. Orta ölçekli açık ekonomileri yönetmek gerçekten zordur. İyi günlerde işler gereğinden fazla iyi gider, kurlar çok değer kazanır.
kötü günlerde ise buna benzer reaksiyonlar görebiliriz diye düşünüyorum. Erdal Bey, sizinle tabii ki aslında biraz Amerika'yı konuşacağız, biraz Avrupa'yı da konuşmak istiyorum ama burası sıcak bir gelişme olduğu için. Tabii. Şöyle, bu akşam üzeri saat 18'de yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ülkemiz güçlü temeller üzerinde yükselecek, paydaşlarla iletişim kaynakları açık tutulacak, şeffaflık, öngörülebilirlik, bunlar kamuoyuyla paylaşılacak. Dolayısıyla sabahtan dün itibariyle hani bankacılarla yaptığı görüşme, burada herhalde iletişim çok ciddi anlamda önem kazanıyor. Yani çok piyasayı doğru. Piyasayı doğru bilgilendirmeniz ve güven vermeniz gerekiyor, boş bırakmamanız gerekiyor. Bu konuda sizin düşüncenizi alabilir miyim? Yani iyi bir iletişim çalışması yapılması gerekiyor hem yurt içine, daha çok da belki uluslararası piyasalara. Çok doğru. İletişim bu gerçekten çok önemli. Zaten bir önceki Merkez Bankası Başkanı geldiğinden sonra da bu konuda çok ciddi ilerlemeler kaydedildiğini eminim sürekli konuşmuşsunuzdur. Şimdi daha da önemli olmasının sebebi aslında şu, yurt dışı, hani Amerika'yı da bağlayalım bir bakıma, yurt dışı artık eskisi gibi affedici bir durumda değil. Neden değil? Amerika'da biraz önce siz de bahsettiniz, faizler yükseldi. Aynen. Ve yani çok çok affedici bir durumdan şu an fazla affedici olmayan bir duruma geldik. Bizim hep şöyle bir savımız vardı. Özellikle ben sık sık her mecrada söylüyordum. 2020 yılında özellikle parasal genişlemelerle beraber hani iki tane top yatsak gol atacağız. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde doğru düz bir hikaye yok. Hemen ön plana çıkabiliriz dedik. Kasım ayında bu hikayeyi yaratmıştık. Bu hikayeyi herhangi bir şekilde sürdürebileceğimizi net bir şekilde anlatırsak tekrar işler düzelebilir. Ancak yine benim sık sık üstüne basarak söylediğim, her mecrada söylediğim başka bir olay var. Şimdi iki nedenden dolayı enflasyonla mücadele zamanlaması çok uygun değil. Birincisi, biraz önce söylediğimiz gibi 10 yıllık faizleri Amerika'da yukarıya iten enflasyon beklentilerinin yukarı çıkması. O neden büyüme beklentileri geriye geldi. Bu büyüme beklentileriyle beraber TIPS dediğimiz enflasyona endeksli özellikle 10 yıllık faizlerin çıkışıyla yukarıya doğru bir hareket yaşadık. Yani dünya çok ciddi bir dezenflasyon, hatta deflasyon sürecinden bir enflasyonist sürece doğru gidiyor. Çok yüksek bir enflasyon beklemesek de %2, yani sıfırlardan %2'leri görüyoruz. Şimdi beklentiler o. Fed'in kendi beklentileri de. Evet. Hatta %2, 2,5'u bile görebilir diyor Fed. Tabii 2,4'e kadar çıkılacak. Zaten bu sene içerisinde iki dalgada, bir Mayıs dalgası vardır, bir Kasım dalgası vardır. Oralarda bu rakamları göreceğiz. Bu ne demek? Dünyada kaynak kullanımı hızlı bir şekilde artacak. Emtia fiyatlarından, her türlü emtia fiyatlarından bunu görüyoruz. Böyle bir ortamda bir dezenflasyonist bir süreç gerçekten çok güç. Birinci. İkinci de pandemi ortamında böyle bir şey süreç yapmak, yaratmak güç. Neden? Aslında maalesef talebi geriye çekerek, talebi dizginleyerek, ekonomi okuyanlar için talep eğrisini geriye doğru alarak, shift ettirerek yaratacağımız bir dezenflasyonist süreçte aslında şöyle bir şey görüyoruz. Bu Türkiye için de bütün dünya için aynı. Bütün merkez bankaları bunu yaşamıştır dünyada. Amerika'da Paul Volcker'dan 1980'lerden aynı şeyi gördük. Nedir bu? Talep eğrisini geriye atmak için önümüzdeki aylarda, hatta yani 8, 9, 10 ay neyse artık enflasyon düşene kadar aslında ekonomide çıkan kötü haberler aslında enflasyon açısından, dezenflasyonist süreç açısından iyi haber olacaktı. Neydi bu? Talebi düşen, endüstriyel büyüme düştü, aman ne güzel diyecektik. Perakende satışlar düştü, aman ne güzel talep geriye gidiyor. Enflasyonda bir ekonomide bir soğuma, enflasyonda bir düşme beklentisi artacak demiştik. Ama şöyle dönüp baktığımız zaman gerçekten pandemi sürecinde kısıtlamaları da göz önüne katarsak, işsizliğin de yüksek olduğu bir süreçte bu gerçekten dengede tutulması gereken çok zor bir süreçti. Hala da öyle bir süreç. Onu izlememiz gerekiyor. Küçük bir soruyla, Nisan ayından sonra hani diyoruz ya, işte turizm başlarsa bir sorun olmazsa, sonra hani
tarımsal girdilerin, üretimin daha da artması, Nisan'dan sonra bir enflasyonda yukarı yönün aşağıya doğru dönmeye başladığı piyasaların da rahatlamasına neden olabilir mi? Bir ikincisi de hani enflasyon burada en kilit nokta olduğu için oradaki iyileşme piyasaları iyileştirir mi? Tabii şimdi şeffaflıktan bahsettik, faizlerden, talepten. Tarım tarafındaki baktığımız zaman o aslında talep değil, arz tarafında. Arz tarafındaki düzelme her zaman iyidir. Zaten enflasyonla evet. mücadelede en önemli hikayelerden bir tanesi talebi düşürürken arza fazla zarar vermemektir. Çünkü arzı düşerse bu sefer yani maliyet enflasyonu ortaya çıkacaktır. Cari işlemler sıkıntısı yaşayacağız. O yüzden bu süreç çok hassas bir süreç. O şekilde yaşanması gerekiyor. Evet. Turizm gelirleri açısından da son şunu söyleyelim. Mesela bugün son bir hafta içerisinde enerji fiyatlarındaki düşüşü aşılamadaki Amerika ve İngiltere dışındaki aşılamadaki yavaşlamaya bağlıyorlar. O yüzden biraz daha dikkatli bakmamız lazım. Avrupa'da bu aşılama süreci nasıl gidecek ve turizm sezonu nasıl yaşanacak? Onu da dikkatle izliyor olmamız gerekiyor. Biz biraz sonra onu konuşacağız. Biz Amerika'ya dönelim. Erdal Bey, sizi bulmuşken hemen oraya biraz uzattık bu tarafı. Tabii. Kusura bakmayın. Şimdi konu az önce sizin de söylediğiniz gibi konu tartışma. Dünyada bir enflasyon olgusu var. Bu enflasyon da tabii ki tahvil faizlerinin ciddi anlamda yükselmesi. Yükseleceğini bekliyorduk, piyasada bekliyordu ama bir anda hızlanacağını bilmiyorduk. 1.70'lerin üzerine kadar 10 yıllıklar çıkınca herkeste ciddi bir heyecan, gerilim de oldu. Bugün itibariyle bir hayli biraz aşağıya doğru bir salınım var. Şimdi tahvil 10 yıllıklar bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri birebir etkiliyor. Oradaki küçük bir oynaklık bizde kasırgaya neden oluyor. Ne görüyorsunuz tahvil tarafında? Bu yükseliş 2'ye kadar gider deniliyor ama kısa vadede mi olur? Hangi vadede öngörüyorsunuz? Ben sizle yaptığım son programda yanlış hatırlamıyorsam şöyle söylemiştim. Yıl sonu 10 yıllık faizler 0 mı 2 mi olacak diye söylemiştim. Neden ben bu kadar geniş bantta hareket edebiliyorum? Çünkü çoğu şu anda piyasada aktif olan yatırımcı demeyelim trader tarafı 2007 ve sonrasını biliyor. 2007 ve sonrasında aslında bonolarda herhangi bir volatilite yok. Bundan önce şu anda yaşadığımıza benzer çıkışlar yani yüzde bazında çok olsa da mesela 0.70'den 0.50'den buralara geldiğimiz zaman ama 2'ye katladık 3'e katladık ama %1'lik bir hareket yaşandı sonuçta. Daha önce 2000 yılların başında 90'lı yılların tamamında buna benzer hareketleri sık sık yaşamıştık. O yüzden benim için çok şaşırtıcı değil ve herkesin, ben hep şunu söylüyordum, herkesin beklentisi bu yönde olmasına rağmen, yani büyümenin çok hızlanacağı, enflasyonun biraz geri geleceğine olmasına rağmen bunun bir sürpriz oluşu da benim için sürpriz oldu. Yani onu nasıl açıklıyor arkadaşlar, onu görmekte ben yapamıyorum, anlam veremiyorum. Biraz önce Biden'ın yeni paketlerinden evet. bahsettik. Şimdi 2 yani trilyonluk zaten, bir paket daha gelirse enflasyon zaten, herhalde daha da azmış bir olacak. Doğru. Bir de vergi şimdi, de geliyor. Çok doğru. Şimdi hikaye şu. Bu çıkışın bir kısmı da piyasa diyor ki ben yeni bonoları alırım ama bu fiyattan almam. 50 bas puandan, 70'ten, 1'den, 1.5'tan almam. 1.70'den alırım diyor. Siz bana 2 daha, üzerine 2 daha vereceksiniz. Bunun artık piyasanın bunu nasıl absorbe edeceği, nasıl çekebileceği, nasıl yutabileceği konusu bir gerçekten soru işareti. Hep şöyle bir söylem var, yanlış bir söylem. Yabancılar gelecek çünkü işte bakın Amerika ile Almanya faizleri arası net bakın rakamlara. Yabancılar son 5-6 senedir Amerika'da satıcı. Almanya ile Almanya ile Amerika, Japonya ile Amerika faiz farklılıkları 50 bas puandayken bile 10 yıllıklar ABD'de yatırımcının lehineyken yine satıyorlardı. Bu uzun bir yapısal bir süreç. Şu anda oturup da faizler çıkacak aman bunun karşılığında da yabancılar hızlı bir şekilde Amerika'ya gelip bu bonoları satın alacak diye düşünmek ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. O yüzden yük Fed'in üzerine binecek ve Amerikalı bono yatırımcıların üzerine binecek kurumsal yatırımcılar. Onlar da açıkça diyebilirler ki bakın
1.9'la geldiniz. Ben onları 1.70'den alıyordum. Bir bana 2 trilyonluk daha gelirseniz ben bunları 2.25'den alırım gibi bir hikaye çıkabilir ortaya. Peki burada Fed'in ve Hazine Bakanlığı'nın, daha doğrusu Yellen'in ortak görüşü, bizim için kriter istihdam. Ama son haftalarda gördüğümüz kadarıyla işsizlik başvurularında yeniden bir artış, yani beklenen o aşağıya doğru salınım gerçekleşmedi. Biden yönetimi acaba bunu görüp de piyasayı daha şok etkisiyle hızlandırmak için yeni bir paket daha devreye sokup kamusal yatırımları ortaya çıkarmak ve kamusal yatırımlarda istihdamı da bir şekilde organize etmek mi düşünüyor? Çünkü orada ana kriter istihdam konusu. Çok doğru. Zaten Fed'in mandate'i, görevi istihdam. Tekrar eskiden 4,5-5 arası diye düşünürdük biz full istihdamı, tam istihdamı. Şimdi onun daha da aşağılara gelebileceğini gördü Amerika. 3.2'lere kadar gelebileceğini gördü. Oralara getirme çabası olacaktır. Zaten yani şu anda piyasanın düşündüğü 8-8,5'lar konuşuluyor. Böyle rakamlar gelirse büyüme, istihdamda da çok hızlı bir aşağı doğru geliş olacaktır. Bunun neticesinde şimdi piyasa istihdamı görmek istiyor. Fakat istihdamla beraber tekrar biz enflasyon olgusunu gündeme getirebiliriz. Bu da ters tepebilir. O yüzden bu yeni paketler, 2 trilyonluk paketler her ne kadar çok iyi niyetlerle getiriliyorsa, ki Amerika'nın gerçekten bir altyapı yatırımına ihtiyacı var. 2 trilyon doların da çok üzerinde yatırımlara ihtiyacı var. Ama bu 1.9 trilyonluğu kongreden geçirirken hep şu sıkıntımız vardı. Ya bunu geçirdikten sonra bundan sonra gelecek paketleri acaba zora mı sokuyoruz diye, bir onu düşündük. İki, vergi arttırımı gerçekten Amerika'da çok zor bir iş. Böyle bir yani bölünmüş bir Demokrat Parti'den bahsediyoruz bu konuda. Böyle bir Demokrat Parti bölünmesi acaba bu vergi artışını kabul edecek midir diye onu da ayrı bir şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Erda Bey, çok çok keyifli oluyor sizinle program yapmak. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanımız yine zamanımız yetmedi. Aslında o zenginlik vergisi ya da varlık vergisi Biden'ın seçimlerden önce gelip üzerinde tartıştı. Amerikalılar vergiyi vermek istemiyor. Hiç kimse vermek istemez de gerçi. Onu da bir başka bir zaman sizinle konuşmak, tartışmak. Biraz daha fokus Amerika konuşalım. Uzun zaman bizimle beraber olacağı için önümüzdeki programlarda uzun uzun tartışırız onda. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Katıldığınız için teşekkürler.